Arkadaşlar bugünkü dersimizde hukuk alanındaki gelişmelerde yaşanan değişiklikleri işleyeceğiz. Hukuk sistemindeki karışıklığa son. Hukukta birliği sağlamak ve kanunları bütün vatandaşları kapsayacak şekilde düzenlemek için bazı çalışmalar yapıldı. Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılarak yabancıların hukuki ayrıcalıklarına son verildi. Aynı anlaşma ile bütün azınlıklar vatandaş statüsüne alınarak yasalar karşısında eşit konuma getirildi ve herkes aynı kanunlara tabi oldu. Yapılan hukuki düzenlemelerle cinsiyet, ırk, din ve mezhebe dayalı uygulamalar sonlandırıldı. Eşitliğe dayalı laik bir hukuk düzeni oluşturuldu. Hukuk inkılabını amacına ulaştırmak ve genç cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu hukuk kadrolarını yetiştirmek için 1925'te Ankara Adliye Hukuk Mektebi açıldı. İsmi daha sonra Hukuk Fakültesi'ne dönüşecek olan bu okul, Ankara Üniversitesi'nin temellerini oluşturmaktadır. Medeni Kanun'un kabulü. 17 Şubat 1926. Atatürk döneminde hukuk alanında yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden biri Medeni Kanun'un kabul edilmesidir. Medeni Kanun evlenme, boşanma, miras konuları ve kadınların toplumsal hayattaki yeri ile ilgili düzenlemeleri içerir. Osmanlı Devleti'nin dini kurallara dayanan ve Mecelle adı verilen medeni kanunu 1926 yılına kadar uygulanmaya devam etti. Ancak çağın gereklerine cevap verecek modern ve layık yeni bir medeni kanuna ihtiyaç vardı. Aileye ve aile hukukuna büyük önem veren Atatürk, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır ifadesiyle Türk kadınının toplumda alması gereken yeri vurgulamıştır. Türk hukukçular tarafından Avrupa'daki hukuk sistemi üzerine incelemeler yapıldı. İsviçre Medeni Kanunu yeni ve sade olması, sorunlara pratik ve akıllı çözümler getirmesi, çağın sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmesi nedeniyle Türkçe'ye tercüme edildi ve Medeni Kanun olarak kabul edildi. 17 Şubat 1926 Medeni Kanun ile resmi nikah zorunlu hale getirildi. Tek eşle evlilik esası getirildi. Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı. Medeni Kanun ile aile hukuku çağdaş kanunlara göre yeniden düzenlendi. Kadınların hakları yasal güvence altına alındı. Toplumsal hayatta ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliği sağlandı. Medeni Kanun ile sorularda karşımıza çıkabilecek en büyük yanıltıcı nokta şudur. Medeni Kanun kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermez. Sorularda kafamızı karıştırmak adına sürekli böyle bir şekilde sorulur. Fakat Medeni Kanun tamamıyla toplumsal ve kültüreldir. Herhangi bir siyasi hak getirmez.